30 Mart yerel seçimlerinde hizmet meşalesini yakmak üzere yola çıkan Antakya Belediye Başkanı ve CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hasan Rami Sparlar sadece belediye hizmetleri için değil, bu memleketin barışı ve huzuru için de 30 Mart'ta halktan görev istedi. Bu mübarek günde sizleri ziyarete geldik. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seçmenlerle bir araya geldikleri köy ve belde ziyaretlerini hız kesmeden sürdüren CHP heyetinin halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiği toplantıları adeta bir gövde gösterisine dönüşüyor. Savaş ve Parlar'ın bu kapsamda Ovakent Beldesi'nde düzenlediği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl de katıldı. Teşekkür ediyorum. Özelde Hatay'ın genelde de Türkiye'nin değişim istediğini ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi Antakya Belediye Başkan Adayı Hasan Rami Sparlar, halka en iyi şekilde hizmet etme sözünü verdi. Daha modern ve daha çağdaş bir kent yaşamının CHP'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla mümkün olabileceğini savundu. Donanımlı kadrolarla ve akılcı projelerle vatandaşın hizmetine hazır oldukları mesajını verdi. Tabii ki pek çok sorun var, altyapı sorunları var. Ovakent'te işsizlik problemi var. Özellikle deri sektörünün gerilemesinden sonra pek çok ekonomik problemler var. Biz Ovakentlilerin dertlerine çözüm getirmek istiyoruz. Antakya'da yaptığı hizmetleri Hatay'da da yapmak istediğini belirten Antakya Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın hizmetkarı olmaya devam edeceklerini ifade etti ve sizin bütün sorunlarınızı biliyoruz ama siz de 30 Mart'ta ne yapacağınızı iyi bilmeniz lazım. 30 Mart'ta vicdanınızın sesini dinlemeli ve doğru insanın arkasında durmalısınız dedi. Bunların tek tek çözüm noktası da bizde. İnşallah sadece burada değil, Hatay'ın bütün noktalarında dar gelirli hemşehrilerimizle kooperatif kuracağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap ve CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'de yaptıkları kısa konuşmalarda 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına dikkati çekti. Halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne de fırsat vermesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi de Atatürk'ün kurduğu parti. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir deneyin istiyorum. O paralar Türkiye'ye harcanmış olsaydı şu an ülkemiz çok daha farklı bir yerlerde olurdu.